Aziz ve muhterem Müslümanlar, hutbemin başında okumuş olduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Allah mealen şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, Allah'a nasuh bir tevbeyle, içtenlikle tevbe edin. Umulur ki Allah sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kardeşlerim, İnnallâhe yuhibbu't-tevvâbîne ve yuhibbu'l-mutetahhirîn ayetinde ifade edildiği gibi Rabbimiz tevbe edenleri sever. Kendisine yönelen elleri asla boş çevirmez. Samimiyetle yakaran gönülleri mahcup etmez. Nedametle gözyaşı dökenleri boynu bükük bırakmaz. Kardeşlerim, hepimiz beşeriz. İmtihan dünyasında yaşıyoruz. Bu imtihanda günah da bizim için, sevap da bizim içindir. Günahlara karşı kimi zaman direnç gösteriyoruz, kimi zaman da hata yapıyor, gaflete düşüyoruz. Ancak biliyoruz ki günahlarımızın karşısında Rabbimizin rahmet kapısı ardına kadar açıktır. Bize düşen Allahu Teala'nın bu af ve mağfiret kapısının her an açık olduğunun bilincinde olup hatamızda ısrar etmemektir. Rabbimiz Teala'nın mağfiretine sığınmaktır. Samimi bir tevbeyle, içten bir yakarışla Allahu Teala'dan af dilemektir. Kardeşlerim, tevbe acziyetimizin itirafıdır. Allah'a olan ahdimizde zaman zaman zafiyete düştüğümüzün açık bir ifadesidir. Tevbe nimetini Yüce Rabbimiz Kerim kitabımızda ilk insanın dilinden bizlere öğretmiştir. Adem aleyhisselam ve eşi Hazreti Havva validemiz Allahu Teala'ya şöyle tevbe etmişlerdir. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Bizi bağışlamazsan, bize merhamet etmezsen muhakkak ki biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Değerli kardeşlerim, bizim için bir teselli ve umut kaynağıdır tevbe. Buhranlı günlerimizde, anlarımızda sığınağımızdır tevbe. Zira yanlışlarımızda, hatalarımızda herkes bizi terk etse de Rabbimiz Teala bizi terk etmez. Herkes bize yüz çevirse de Allahu Teala bizden yüz çevirmez. İnnallâhe lâ yâfiru en yüşreke bihi ve yâfiru mâ dûne zâlike limen yeşâ. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Diğer bütün günahları dilediği kimseler için bağışlar. Yeter ki bizler Allahu Teala'nın varlığına, birliğine olan imanımıza sadık kalalım. Yeter ki bizler Allahu Teala'nın engin rahmetinden, merhametinden ümidimizi kesmeyelim. Yeter ki bizler Allahu Teala'nın bu engin rahmetinden, merhametinden ümit kesmeyerek zaaflarımıza yenik düşüp günah işlediğimizde içtenlikle bağışlanma dileyelim. Kardeşlerim, öyleyse geliniz dünyanın hengamesi içerisinde zaman zaman ahireti unuttuğumuz için tevbe edelim. Kimi zaman en yakınlarımızdan bile sevgiyi, ilgiyi, merhameti esirgediğimiz için tevbe edelim. Eşimizi, evladımızı, akrabalarımızı, yetimleri, kimsesizleri, ihtiyaç sahiplerini ihmal ettiğimiz günler için tevbe edelim. Rabbimiz Teala'nın bizlere emaneti olan, birbirimizin haklarına riayet edemediğimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği üzere, bir vücudun uzuvları gibi, bir binanın tuğlaları gibi olamadığımız için tevbe edelim. Unutmayalım ki, pişman olunduğunda günahın büyüklüğü sebebiyle tevbe kapısı yüzüne kapanacak hiçbir günahkar yoktur.